konuşuyorduk. 10 sene oldu değil mi? Tabii 10. Şu anda kaç yaşındasın mesela şu anda? Şu an 29. Yani 19 yani yaşında falan. Yani. Evet. Bayağı çıtırdı. Tabii tabii. Çocukluğum, ergenliğim. Seni tanıyarak geçti. Ama, evet, ama ne günlerdi ya. Benle hiç konuşmadınız abi. Kendi aranızda bir anda. Aa Enes. Sen yoktun. Sen yoktun. Ama biz de uzun zaman tanışmıyoruz. Bir saat falan oldu. Bir saat 10 dakika falan oldu. Ama ne günlerdi? O çok iyi. Saatlerdi. Çok güzel vakit geçirdi. Ne deşik kalasıyı çok güleceğim. Güneşli terasıyı çok güleceğim. Aslında sen güldür takip eden birisin. Evet, ben çok aktif güldür. Buyurun efendim, sorular sizden birlikte. Ya geçen bir skeç vardı. Orada ben sanki bir şey hissettim gibi böyle bir sert sorularla gireceğim. Yok, ben eskiden beri izliyorum, çok da beğenerek izliyorum. Ben aslında Ali Sunal'ın çok önceden yaptığı o hayvanlar alemi... İnsanlar alemi. İnsan da hayvanlar alemi ne ya? Çok izlemiyormuşum şu anda fark ettim. İnsanlar alemi, beşer beşer. Oradan beri takip ediyordum yani ama güldür güldürle asıl artık kimya yakalandı diyebiliriz herhalde. Nasıl oldu aslında onu sorayım ben ya. Nasıl oldu? Şimdi bu iş BKM bu işe beşer beşer olarak başlandı bu iş. Daha sonra insanlar alemine oldu. Sonra güldür güldür oldu. Ondan sonra kanal ismi verebiliyor muyum bilmiyorum. Vermeyiz. Daha sonra işte şu an yayınlandığımız kanala geçerken de güldür güldür şov olarak başladı. Ben de o sıra girdim güldür güldüre. Yaklaşık bir 4 sene oldu işte. 4 sene. Peki böyle. Nasıl giriş? Nasıl? Yani güldür güldür girişim 4 sene önce işte şu an yayınlandığımız kanala geçerken oldu. Güldür Güldür'ün prodüksiyonunda bizim sınıf arkadaşımız sevgili Onur Ümit, buradan selam söyleyeyim kendisine de. Onun biz de burada aslında beraber Kafa Yarı diye bir projeye yaptık. Evet. Evet. Doğaçlama tiyatro. Evet. Bunlar, oradaki Onur arkadaşımıza. Merhaba Onur. Onun böyle hafif vasıtasıyla ve daha önce de doğaçlama tiyatro yaparken oradaki yönetmenimiz Meltem Bozafon'un, yapımcımız, uygulayıcı yapımcımız Elif Yakarçı'nın beni izlemesi üzerine beraber iş yapalım mı? Yapalım olduk. O zamandan beri güldür güldür diyeyim. O zamandan beri de çok mutluyum. Zaten... Konservatuvar neresi? Evet. Haliç Üniversitesi. Takibinde doğaçlama tiyatroyla başlıyorsun serüvenine, oyunculuk serüvenine. Aslında ben 11 yaşında belediye tiyatrolarıyla başladım. İşte oradan konservatuvar. Çocuk oyuncu. Tabii canım, oradan beri. Yani şu an işte 29, 11, 18 sene olmuş. Ya o inatla bir dram yaratmaya çalışıyor. Ben hissettim onu. Bana durup çocuk oyuncu falan demesi, adam gayet güzel yapmış işte yani. Peki ne acılar çektiniz? O kadar çok acı çektim. Ben kortaşırken sahneden düştüm. Bu gerçek. Evet, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir oyunda apartman diye bir oyun oynuyorduk. Çetin Etin'in yönettiği. Dekorumuz şöyleydi, yani bir apartman düşünün şöyle. O tekerlekle onu itiyoruz. O itilince iç tarafı da onun salon oluyor hesaptan. Bir daire gibi. Biz hep Büyükçekmece'de oynuyorduk o zaman, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Sahnemiz çok büyük olduğu için rahat rahat ışıklar sönük olsa da ben onu itiyordum. Şimdi Yunus Emre'ye geçince sahne küçüldü. Biz nedense provada alamadık orada. Tam abi onu iteceğim sırada böyle itiyorum. İterken birden diye ben yok oldum. Oyunda mı oldu bu gerçekten? Evet, oyunun içinde yani kapalı salon gişe oynuyorduk. Tam öndeki seyircilerin kucağına düştüm ben. Yani birden böyle... Gülebiliyoruz değil mi artık? Tabii ki canım yani abi. Gülebiliyoruz. Işık açıldı. Dekor yamuk. Oyuncu yok. Yani şöyle tekrar sahneye çıkarak böyle kaburdumu tuta tuta. Sahnemi oynadım. Hatta oyunu bitirdim. Ondan sonra da beni aldılar. Yakındaki hastaneye götürdüler. İki tane kaburgamı çatlatmışım. Of. Aynen öyle. Çok acıklıcaz o da ya. Evet, yani böyle oynadım. Keşke biletleri öyle satsaymışsınız. Oyuncu üzerinize düşecek. Düşebilir. Hiç böyle bir gösteri görmediniz diye. İnteraktif oldu orası. Buradan da özür dilerim üzerine düştüğüm kişilere. O zaman daha kiloluydum. Şimdi de o geliyor diye. Evet, şimdi de o görüntümüzü izleyelim. Bakın nasıl düştüm. Aynen. Hard düştüm. Yani kötü düştüm. Peki o zaman size çok güzel bir sorumuz var. Yakın zamanda yeni bir proje var mı? Şöyle, yani eğer bir sinema filmi, yani her yaz BKM'nin mutlaka bir projesi oluyor öyle evet. Ve sevgili Necati abi genelde böyle kendi kadrosundan, yani bizim olduğumuz, bizden daha önceki işte Çok Güzel Hareketler'deki arkadaşlarımızın olduğu birçok öyle sinema filmi oluyor geldikçe de. Biz tabii ki seve seve, yani altında BKM yazan her projeye ben girmekten yani onur duyuyorum. Onun bir rahatlığı oluyor mu peki ya? Birbirinizi tanıyorsunuz. Tabii ki çok büyük rahatlığı oluyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Normalde olsa bu film 3 ayda çekilirdi ama o kadar birbirimizi tanıyoruz ki bir ayda hallettik. Aslında birbirimizi tanıdığımız için bazen daha da uzuyor. Çünkü şöyle, şimdi mesela bu en son BKM ile beraber yaptığımız dedemin fişinde benim Erdem'leydi genelde sahnelerim. Şimdi abi Erdem Meler inanılmaz komik, inanılmaz neşeli ve enerji süper pozitif bir adam. Ya gözün içine bakınca bile filan oluyorum. Yani bir de Rus topçu oynadım. Ben bir futbolcu oynadım orada. Yani Rus şivesi yapmam lazım. Şimdi zıvgılı vırlın diye başlıyorum. Öyle bir bakıyor ki gözüm içine şuraya dönüyor. Bir de gülüyor. Erdem yapma ama. Yani diye saçma bir yere gidiyor. Ama olmadı baştan gibi. Tabii canım, çok yani
Bazen olmadı baştan da gerek olmuyor çünkü sahne öyle bir güzel kalıyor ki bu böyle iyi deyip kalınıyor mesela. Haftada yani. Kaç gün alıyor Güldür Güldür? Yani şimdi başka proje Enis sordu ama yani başka tiyatro projesi var mı? Haftada bayağı sizi esir ettiler mi orada? Kaç yazın ama daha rahatsınız zaten. Tabii yazın. Olarak. Genelde işte sinema filmleri evet. oluyor yazın. Biz Güldür Güldür'de şöyle bir deli tempoda çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Bir oyunu çıkarmamız için 3 günümüz var. Pazartesi skeçlerimiz geliyor. Hemen bir okuma provası alıyoruz. Onu çok merak ediyordum ben de. Evet sonra revizeleri oluyor onların. Gece tekrar geliyor revizeler. Salı günü gelen revizelerle tekrar kostüm, makyaj ve saç, peruk, bıyıklarımız takılıp ki çok seviyorum ben peruklarımızı ve bıyıklarımızı. O şekilde alıyoruz. Tekrar bir revize geliyor. Çarşamba son halini hemen çok kısa bir provasını alıp kameralarla akşamına seyirciyle buluşuyoruz. Ben bir şey soracağım ya. Biraz garip gelebilir belki bir soru ama merak ediyorum. Özellikle tiyatro çevresinde merak ediyorum. Hani buna bir tepki var mı diye. Şimdi Güldür Güldür'de mesela şu eğlenceli. Bazen hata oluyor ve bu hata doğaçlama o kadar güzel yediriliyor ki evet. hani kendi aranızda konuşmalarınız, oyuncuların işte Arif Sunal'la olan konuşmaları falan. Fakat orada gülünen şey oyundan ziyade o anki doğaçlama oluyor. Yani evet. bu tiyatroda kabul gören bir şey midir yoksa böyle asla hata olmamalı, doğaçlama olsa bile bu oyun düşmemeli. Yani bir sıkıntısı var mı bunun? Hani yani, izleyici tarafında değil de sizin taraf için söylüyorum özellikle. Şimdi ben konservatuar evet. mezunu biri olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi tiyatronun... Tıp gibi yani tıpın nasıl kendi aralarında kendi içine bir branşları var. Tiyatronun da aslında var. Yani tiyatro sporu var. İşte doğaçlama tiyatro dediğimiz klasik bir tiyatro algısı var. İtalyan sahne, komedi dell'arte yani bir sürü tiyatronun kendi içinde şey de var. Şimdi mesela bir Shakespeare oyunu oynarken bir Hamlet'te hata yapıp onu bambaşka bir yerlere çekmek zor yani. Hani Ofelia'yı konuşurken ya Ofelia falan yapamazsın Hamlet'te. Ama mesela bizim işimizde skeç programı olduğu için biraz böyle bir yoğurt kaymağı gibi sabun köpüğü çabuk tüketim işi olduğu için yani hata yap... Aslında seyirci bazen şeyi bekliyor hakikaten dediğin gibi. Ya bir hata yapsalar da... Kendi aralarında bir gol olsun. Başka bir yere gitsin konu diye bekliyor. Çünkü şimdi Ali abi de artık hepimiz birbirimizi çok iyi tanıdığımız için gözümüzden anlıyoruz. Ben ezber unutucu yaşa bir Ali abiyle göz göze geliyorum. Bir sufle almak için. Ama Ali abi onu tabii ki sufleyi vermeyeyim. Böyle bekliyor. Çok saçma bir yere gideceğiz. Çım. Evet Bahadır diye. Bambaşka bir... Yere gidiyor konu. O durdurmalar peki çok araya girdim ama o durdurmalar da oyun içerisinde olan bir şey mi yoksa doğaçlama mı hakikaten o bir anda durup bir daha... Doğaçlama. Tamam. Yani o an ne gelirse. Frapan yanlış bir kelime oldu da yani o an spontan. Spontan. Daha doğrusu. Ya ben çok keyif alıyorum açıkçası. Çünkü skecin dışına çıkıyorsun ama skecin dışına çıktığında ben Burak olarak çıkamıyorum. Evet. Bağdırsın karakterin. Ya da işte mesela Doğa Yeter, işte Onur Bilal. Yani onların da ya çıktığın yerde de aslında sen değilsin. Karakter. Bir karaktersin ama o karakterin kendi dünyasında yansıtmaya çalışıyorsun. Ama senin cevapların olma durumunda kalıyor. Yani çok eğlenceli. Bir önceki soruda da hani kural mıdır bu dediğin şeyde kural değildir tabii ki. Yani yaptığın işe göre. İşte klasik tiyatro yapıyorsan çıkmasan iyi olur. İyi. Ki komedi ben, müsait ama ona. Komedi hem müsait hem de böyle bir skeç programı ya da böyle bir interaktif bir program olması daha da onu müsait hale getiriyor. Seyirciler ne yapıyor? Mesela hani evet baştan alalım dediğiniz zaman orada seyircileri bekletiyor musunuz mesela? Çünkü canlı yayınlanmıyor program. Canlı yayınlanmıyor. Biz ama mesela doğaçlama oldu. İşte Ali abi diyor ki şuradan devam edelim diyor. Biz oradan devam ediyoruz. Zaten onu da izliyorsun. Yani hani oradan tabii, devam edelim dediği anı da görüyorsun. Aynen. Yani. Zaten o çan samimi geliyor. Şakamızı yapıyoruz. Hemen arkasında bir kırılma anı yaşıyor. İşte doğaçlama bölüm geliyor. Sonra geri döndüğümüz yeri seyirci biliyor söyleyeceğimiz repliği. Bilmesine rağmen yine gülüyor. Çünkü bu sefer bakayım bu sefer nasıl söyleyeceğim. Sen de yani bir değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi oluyorsun. Ya da Ali abi şu şekilde yapalım deyince seyirci onu daha da merak ediyor. Bir öncesini görüyor çünkü. Nasıl yapacak? Abi şimdi dur bakayım bu nasıl olacak diye. Daha da eğlenceli. O kısımlar tamamıyla doğaçlama devam ediyor. Tamam. Zaten bence tamam. Güldür Güldür'ün en başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de samimiyetin şey olması. Mesela bir şeye reaksiyon alınmadığı zaman bunun üzerine şaka yapılabiliyor işte. Yani, biz kendimiz gülüyoruz. Ya kendiniz işte ya evet. Kimse de buna gülmedi ya. Burada gülmeniz lazım falan gibi muhabbetler dönebiliyor. Dönüyor ya oluyor bazen. Yani, o da bir samimiyet satamadım katıyor. Satamadım şakamı falan gibi oluyor. Ama oradan da başka bir espri kola çıkıyor. Evet. O zaman oyun dünyasıyla alakalı muhabbetlere dönebiliriz ama ondan önce bir sorum daha var. Bunu da çok merak ettiğim için soracağım. Türk sinemasıyla alakalı şöyle bir problem ben kendim baktığım zaman görüyorum. Çok fazla komedi işi çıkıyor. İyi kötü diye değerlendirmiyorum ama sanki bir dram işlerinin arka planda kalması gibi bir durum söz konusu. Çok fazla komedi film var ama inanılmaz fazla görüyorum ben yani iyidir kötüdür. Böyle devam edecek mi bu yoksa nasıl görüyorsun oyuncu olarak bu durumu? Yani şöyle aslında dram da çok var bizim sinemamızda. Ya da ben göremiyorum demek yani komediler herhalde benim daha gözüme çarpıyor. Ya da algıda seçicilik olabilir. Ya insanlar şeyi mesela çok duyuyorum. Mesela ben sokakta biriyle tanıştığımda abi hep komedilerde görürsün işte daha önceki programlarda bu Güldür Güldür'de de ya da bundan sonra da komedi yapacaksın herhalde falan diye geliyorlar. Yani dramlarda ne bileyim ben yapmadım hiç bu zamana kadar bir dramada çalışamadım.
Ama bence şey devam ediyor ya. Ben bayağı bir dram filmi de yani ya da böyle romantik komedi ya da böyle romantik dram şeklinde. Ki bizim Türkiye pazarında da çok tutuyor canım. Bizim seyircimiz seviyor. Yani. Gülmeyi yani zaten bizim seyircimiz gülmeyi ve ağlamayı seviyor. Ya. Çünkü şundan dolayı geçen sene en çok izlenen filmlere baktığımızda 10 film baktım böyle en kişiye baktığımızda. Ama son dönemde komedi daha 9'u komediydi. Bir tanesi de Yılmaz Erdoğan'ın filmiydi zaten yani. Hani evet, o yüzden. Acaba komedi mi diye gittiler yani. Yani ya şöyle bir şey var. Bir ülkede de böyle bir son dönemler bir çalkantılı, evet, zaten insanlar gülmek istiyor. Zaten dışarıda iş stresi olsun, ülkenin stresi olsun, o mu olacak bu mu olacak, herkesin kafasında bir soru işaretleri var zaten. Gergin insanlarımız. Ben mesela onu çok denk geliyorum hakikaten. Toplu taşıma da kullanıyorum ben genelde. Seviyorum da toplu taşıma kullanmayı çünkü büyük malzeme yuvası orası. Toplu taşımada ama insanlar eskiden bakar, insanlar böyle birbirine merhabası vardı. Şimdi herkes... Aa pardon, affedersin, nasılsın, iyi misin vardı. Ya şimdi birbirine deyince böyle niye değdi bana, bu oycu mu, buycu mu, bana bir şey yapar mı, işte bunun sakalı var, hipster mi yoksa başka bir şey mi, aman onu, ya biraz gergin bir durum var. O yüzden insanlar belki o yüzden komediye bu kadar aç ya da ya iyi kötü hiç fark etmez, gülelim, mutlu güzel olalım kafasında olduğu için bu tarz işler çıkıyor olabilir. Oyun dünyası mı o zaman yavaştan artık? Buyurun efendim. Artık kalemize olmak istiyorum. Tabii efendim, aslında işimize dönelim. Yeter bu kadar güldüğümüze yerdiğimiz, artık geçebiliriz oyun dünyasına. Var mı oyun dünyasıyla aram? Var. Yani bu benim, yani bu joystick, bu şey benim yaşam tarzım falan diyormuş. Babanı aldın değil mi bir de yani? Ya baba, hatta pro almış diye şey, bir tane oyun konsolu. Benle başladı PlayStation 3'te FIFA'ya. Abi çok güzelmiş ya, ben buna bir döneyim falan olay. Eski PES'çilerden lan, sonra FIFA'ya dönenlerden. Zaten arası vardı. 58 doğumlu babam, yani evde şöyle ben görüyorum yani mesela yakın arkadaşım da burada. Ben işten eve geliyorum mesela, babamları ziyarete gideyim diyorum. Bir bakıyorum bütün arkadaşlarım babamlarda turnuva yapıyorlar. Ve sen yoksun. Ben yokum, 4 joystick. Bana şey diyorlar, babam merhaba diyorum, çekil çekil orada, çekil çekil. Beni gönderiyorlar filan. Multi yapıyorlar. Nasıl, iyi oynuyor mu peki? Fena değil. Online falan mı oynuyor, nasıl yoksa? Online de oynuyor, sezonlarda 5. klasmana gelmiş yani. Ooo, evet, bayağı, bayağı iyi. Çıkmış yukarı. Ekleyin babamı. Buradan alt baktan. Bayağı bayağı. Bir de şey yani, eskiden mesela şey vardı, mesela yaşlılarımızda şey vardır yani, telefona böyle bakıp hani seçme, işte evet, joystick'e bakıp şey yapma, babamda o yok, onu açtı bayağı böyle tık 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 falan. Gidiyor bayağı. Vay be. Seninle oynadığı zaman kim daha iyi? Ben yanlış kişi mi konuk aldık acaba? Benim. Babasını mı aldın? Babasını. Sen de baban gelsin. Ya babamın tek PlayStation'daki marifeti FIFA. O FIFA'cı. Ben normal şeyleri de oynuyorum. Diğer çıkan oyunları. Yakın zamanda yani oynadığın bir oyun var mı peki? Var. Ne? Daha bitirmedim. Daha yeni aldım. Hatta Mafia 3. Mafia 3. Evet, onu aldım. Hatta da taktım CD'yi. Ondan sonra bu provalardan, cartlardan çok fazla oynayamadım ama var, işte hasta olmak aldım gerekiyor yani. Ha. Çok çalışan adam için ya böyle gece ağır grip olacaksın, evde falan evet, oturup oyun oynayacaksın. Öyle zaman ayırıyorum bazen. Ya arkadaşlarım çağırıyor mesela, saat 8'de buluşalım falan, ben 10 gibi gelirim falan diyorum. O 2 saat sonra hemen mahvoluyor. Seviyorum yani. İkisi de fena değil. Watch Dogs'dan bayağı keyif alırsın. Watch Dogs'a daha başlamadım. Böyle ambalajında duruyor hala. Bir de onun special edition bu arada. Evet, yani kalın kutusunu aldım. Kalındı da bayağı güzel. Bakalım, öyle dursun oynamadan ya. Ama benim mesela hastası olduğum ve bütün serisini PlayStation 3'ten beri takip ettiğim Assassin's Creed abi. Yani delisiyim onu. O zaman bitiyor. Ben inanıyorum ki bu sene yenisi çıkacak. Chronicles diye çok böyle isim. Evet, küçük oyun. Evet, Chronicles çıkmış. Ben onu da aldım böyle hani yine FRP tarzı bir şeydir diye. Böyle iki boyut yandan evet, game oynadım. Ama güzel, o da keyifli. Hepsini yani oynadın mı bütün Assassin's? Hepsini oynadım abi. Peki böyle bir aşağı doğru iniş var mı? Yani ilk oyunlar daha bazen iyiydi. Bazen de var. Bazen var. Hikayeler böyle tutturamama durumları var. En çok beğendiğin hangisi mesela seride? En çok beğendiğim benim İtalyan abinin olduğu o seri üçleme var. Assassin's Creed 2, Revelation ve Brotherhood. Evet. Ezio muydu? Ezio. Evet, onun hikayelerini beğendim. Hatta İstanbul'da oynadığım zaman o Revelation'a böyle şeydi yani. Aa Galata, aa kız. Aa Türkçe konuşuyorlar. Evet, Türk. İlk oyunda da Altair'in oyunda evet, da vardı. Osman Toprak. Yakalayın şunu falan filan diye. Geliyorum filan. Ve ona şeye çok gülüyordum. Mesela Age of Empires'da vardı. Yaparım, ederim. Oduncu filan diye kendimi tanıtıyorum. Ama Assassin's Creed benim için tap oynanan. Zaman... Fransa'da geçen, bu değil de şurada mesela onun oyuncağı var. Hani Fransa'da geçen versiyonu bana bir düşük geldi. Edward Cainway'in oyunundan sonra Rock diye bir şey çıktı PlayStation 3'e. Evet. O biraz düşük. Bayağı hakim. Sen hepsini oynamışsın ben gerçekten. Hepsini. O zaman sana çok ilginç bir bilgi vereceğim. Normalde Assassin's Creed serisinde hep gerçek karakterler var ya, tarihi karakterler. Evet.
Syndicate oyunu çıktı ya İngiltere'de geçen bitiriyordum. Orada şöyle bir şey olmuş. Orada normalde gerçek karakterlere suikast yaparsın Assassin's Creed'de. Evet. Fakat oradaki oyundaki karakterlerin akrabaları gerçek hayatta hala yaşadığı için suikast yaptırmamışlar ki dava açılmasın, sıkıntı şey olmasın diye. Evet. Bu da böyle merak eden varsa ilginç bir paylaşım. Orada şeyler vardı mesela ampulün icadından tekrar telefonlara Edison'un göndermesi vardı bayağı. Bayağı yardım ediyorlar falan bunlara. Yani güzeldi. Başka neler var Assassin's Creed dışında? Assassin's Creed dışında ya bu tarz oyunları seviyorum oynamayı. Yani ilerlemeli olsun, bana böyle bulmacalar olsun, bir şey çözeyim, birini takip edeyim gizli gizli. Uncharted'lar oynadın mı PlayStation? Aynen. Kaçmaz diyorsunuz, okuyayım. God of War'ı severim. Geliyor yenisi diyorsun. Kelabit, evet. Şimdi. Onu da takip ediyorum. O tarz oyunları seviyorum daha çok. Mobil oyunlarla aran nasıl? GTA zaten herkesin muhakkak demirbaşlarından bir tanesi. FIFA, GTA muhakkak evde olacak. GTA'yı bana, beni alıştıran da en son oyununda. Ben PlayStation 3'te oynadım hep GTA'yı. 4'te almamıştım GTA 5'i. Gökhan abi vardı bizim, Gökhan Şahin bizim. Ayşegül'ün eşi. Ya girdi hadi bir ekip kuruyoruz bak biz kendi aramızda bir çeteyiz hadi sen de gel bize helikopter kaçıralım filan diye. Gökhan Şahin'de yani. Gökhan Şahin'de hiç beklenmeyecek hareketler. Gökhan Şahin'in en beyefendi adamıdır. Gökhan abi yani inanılmaz sessiz FIFA sakin. FIFA Ünlüler Ligi'nden hatırlarsınız muhakkak. Harika besteler olan süper müzisyendir Gökhan abi. O da aslında hasta yani o bayağı projeksiyonda perdeyle merdeyle filan oynuyor Ayşegül. Ben hatta bazı oyunları onlardan görüyorum. Yani tanıtım yapıyorlar. Ha böyle bir şey varmış. Ha o mu çıkmış? Ayşegül nasıl oynuyor? Adım da ben filmimizde. Tomb Raider Ayşegül de oynuyor. Onlar beraber böyle en son... Tabii. En son Tomb Raider'ı bitirirler onu biliyorum. GTA'da zaten Last of Us'ı çok beğenmişlerdi. Last of Us'da evet. O tarz oyunları. Ya onlar mobille aran nasıl? Mobil oyunları hiç var mı? Böyle telefonda mı? Yok ya. Cep telefonuyla oyunu oynayamıyorum ben. Ben de aynı. Yani o dokunmatik... Çözemiyorum ben o işi. En fazla şey işte. Benim Instagram bakayım like'layayım. Geçeyim. Telefonda da çok şeyim yok. Yani sosyal medyada bir tek Instagram'ı seviyorum, kullanıyorum. Evet şimdi oyun doktoru bize gene çok enteresan böyle minik minik hikayeler hazırlamış. Bunların sorularını sana soruyor olacağım. Şimdi çekimler esnasında boyut değiştirdin. Bir anda boyut değişiyor. Ve oynadığın rolün dünyasına hapsoluyorsun. Böyle gözünü açıyorsun her yer öyle. Artık kendi yaşadığın dünya yerine canlandırdığın rolün dünyasını yaşıyorsun. Ne yaparsın? Ah Belinda da vardı böyle bir şey. Evet. Ya mesela birden kendimi Assassin'in içinde mi bulsam? Ne yaparım? Ben büyük ihtimal kaçarım ya sağa sola. Hiç çatıda falan da gezmem. Halk var ya oturan banklarda. Orada hani otururum böyle bir keserim. Şey dedin en son İngiliz, Rus futbolcu mu oynamıştın? Evet. Diyelim ki mesela bir anda bir sabah bir kalkıyorsun. Evet, bir kalkıyorsun Rus futbolcusun ve herkes sana futbolcu gibi davranıyor. Yani o tarzda güzel tabii. Çok kötü yani, şey ama oynayamıyorsun yani. Futbol bir de yani. O zaman kötü. Bir de Rusya'da ise daha kötü yani. Sıkıntı çünkü. Rusya'da çok kötü olmaz o ya. Onu bir şekilde öğrenirsin top oynamayı da orada. Ha, doğru öyle bir avantajı var. Ama mesela canlandırdığın karakterin ne olduğuna, kim olduğuna da bağlı. Şimdi seri katil canlanırken onun birden orada bulmam kendimi. Gidip teslim olursun. Çok eski. Yani, anladım, kanıma dokunur. Arnold Schwarzenegger'in böyle çok eski bir film vardı. Golden Ticket diye. Çocuğun biri sinemada izlerken Arnold Schwarzenegger'in bir filmini birden onun içine giriyordu filan böyle. Hatta filmdeki karakter Arnold'la gerçek Arnold'un karşılaşmaları falan bu onun gibi bir şey. Büyük bir paradoks ya kafayı yiyebilirdim öyle bir şeyde. Rus futbolcu yani, ama Rus futbolcu da çok şey yapmazdım ya. Yani Fatih Tekke gibi takılırdım Zenit'te ne yapayım. Öyle bir şey yapardım. Yani. Evet artık VR'a hazır mısın? Hiç denedin mi VR? VR bir tek şimdi ismini veremeyeceğim bir dükkanda böyle hafif bir demosu gibi bir şey vardı onun. Sağ olsun beni de tanıdılar böyle. Ha denemek ister misiniz bunu falan dediler. Olur falan dedim ama şey yapamadım ben onu. İşte oynatmadılar böyle bir görüntü seyrettim sadece. Böyle derken de Allah kafamdan. Evet bugün aklını alacağız biz senin inşallah. Evet. Ufacık bir aramız var. Takibinde Burak Topaloğlu VR deniyor olacak.